Herkese merhaba. Ramazan geldi. Ramazan ne demek? Ramazan topluca iftarlarda ailecek böyle bir masanın başına oturmak demek. Tarihe not düşelim. İleride belki bunları gülerek hatırlarız. Covid var. Dışarıda iftar yapamıyoruz. Ben geçen yıllarda o kadar çok iftar düzenlemiştim ki öğrenci kardeşlerimle. İnşallah gelecekte de yine iftarlarda öğrenci kardeşlerimizle buluşmak üzere. Şimdi Ramazan'ın bazı simgeleri vardır. Neler? Pide. Pidesiz olur mu? Olmaz. Pratik, lezzetli bir tarif veriyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Ben şimdi tavuğu böyle bütün alırım. Hem daha bereketli olur. Hem de bununla uğraşırken seviyorum. Bak iki tane yandan çizik attık. Şöyle yaptın. Arkadan çek. Çıktı. Bunu ayırıyoruz. İki tane çıktı. Bu da nereye? Çorbalık. Şimdi bunları da küçük küçük doğrayacağız. Yani şöyle yapıyorum. Bak. Çok küçük küçük. Neden? Ya bir nevi bu aslında böyle kıyma gibi olacak. Şöyle ince ince doğruyorum ya. Sonra böyle vuruyorum. Yani böyle iyice kıyma gibi olsun. Evet, tavukları böyle kıyma haline getirdik. Şimdi işin böyle rengini değiştirecek sadece. Çok fazla işin böyle lezzetiyle karışmayacak. Ama ben de buradayım diyecek bir olay. Böyle orta boy bir soğan, bir tane de kırmızı al biber, kapya biber. Soğanları çok ince doğrayacağım ve bunları da sonra bak şöyle çok küçük küçük görüyor musun böyle doğrayacağım. Şimdi geldi sıra bibere. Biberi de şöyle ince ince doğrayıp neden böyle ince ince doğruyorum? Bunlar böyle kırmızı böyle içinde nokta nokta olsunlar. Gördün mü? Şöyle. Renk ve hafif bir tatlılık versin. Wok tavaya zeytinyağını dolduruyoruz. İçerisine tuz attık. Bunlar kavrulsunlar böyle. Kavrulmaya başladı. Bu kıyma haline getirdiğimiz tavuğu koyuyoruz. Tam bir bütün göğüs kullandım. Çünkü o pide için o tam patlaması lazım. Evet, bu pişti. Bunu burada altını kapatıyorum. Neden? Bir de bunun fırın süreci var. Fırın sürecinde de birazcık pişecek. Ama şöyle iyice kıymalarını açmak istiyorum. Bunu böyle masanın üzerinde birazcık beklet. Hatta balkona koyarsan ki ben öyle yapayım. Balkonda hızlıca soğusun. Şimdi şöyle hafiften bir kenar bırakıyorum bak. Ama böyle alttaki tabana hiç değdirmeden aroması çok yüksek. Sonra bunu hani tavukların boyutu var ya o şekilde böyle küçülteceğim. Hani pizzanın böyle tabanının bir sosu var ya. Pizza taban sosu gibi sos yapmamız lazım. Ama şöyle bir tavsiyem olacak size. Bu hazır bir isot kreması. Ne var bunun içerisinde? Ben okuyayım. Siz de evde yapabilirsiniz bunu. Domates salçası var. Yarı yani işte atıyorum 2 kaşık domates salçası koydum.
İçerisine isot, karabiber, pul biber, ondan sonra kimyon ve tuz koyuyorlar. Biraz da sarımsak var bunda. Şöyle güzelce bir bunu yayalım. Sonra bu aromalı olan işte tulum peyniri gibi obruk peynirini alta ser. Evet. Sonra çok koymak da marifet değil. Ama tam da olsun yani. Ve yine obruk peynirimizi ne geliyor? Bizim krem sarımsak. Bunun tarifini bilmek istediğim Instagram'da veriyoruz. Birazcık da susam. Evet, pizzamız hazır. Şimdi pizzamız, yani pidemizin tabanı pişmiş olduğu için ne yaptık? Böyle bir telin üzerine koyduk. Yani bir zemine oturup da tabanının pişmesine ihtiyacımız yok. İçin harcı da pişti. Sadece peynir eriyecek. Ondan sonra kendini bize hazırlayacak. 150 derece fırın. Çok yüksek olmasına gerek yok. Yani o iç sıcaklığını versin. Kısık ateşte peynir erisin. Sonra gelsin. Evet. Bir dakika. Böyle aldım, fırının üstüne koydum. Dedim birazcık kızarsın ama yanlarını birazcık hafiften kaçırdık. Evet, şimdi tadım zamanı. Peki kim tadacak? İpek Doş. Büyüksün, büyük. Evet, siz de girin mutfağa. Sevdikleriniz için böyle pratik yemekler yapın. Lezzetli mi? Çok lezzetli. Ama en güzeli ailenizle birlikte yemek. Ne diyoruz? Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.